Lefke Avrupa Üniversitesi Bahar'ı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha Tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Huzurlarınızda Birce Akalay. Hep oturacak mıyım ben? Hep oturmayayım ya. Uyum değil. Bir de bu güzelliği otururken görmekle ayakta görmek arasında fark var tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kız arkadaşım burada ama bir şey demez umarım. Kız arkadaşın neredesin? Yok. Ayrıldı benden herhalde şu an. Kaçmış olabilir mi? Bence kaçsın ya. Ama sen hep Lefke'de kal. Denerim bir gün. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba herkese. Şimdi oldu, hoş geldiniz. Kendi okulunuzmuş gibi rahat edin. Ben nereden başlasam bilemiyorum şu an arkadaşlar. Gece saat 1'e kadar setteydim. Saat 2'yi buldum eve gitmem. Sonra sabah 7.40'da uçakta olmam gerekiyordu. 7.40'da uçakta olmak için 6.40'da evden çıkmam gerekiyordu. Ne ara uyudum, ne ara hazırlandım bilmiyorum ama çok keyif aldım buraya geldiğim andan itibaren. Çok güzel karşıladı Kıbrıslılar beni. Burası zaten nasıl güzel bir kampüsümüz var. Bu nasıl bir güzel... Yani benim hiç böyle bir kampüsüm olmadı açıkçası. Ben bir ara İstanbul Üniversitesi'ndeyken böyle evet Beyazıt güzel kampüs de. Ama yani hiç böyle bir kampüsüm olmadı. Şanslısınız. Nasıl gidiyor hayat? öyle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Değerli eğitimciler herhalde değil mi? Eğitimci kadrosu çok teşekkürler hocalarımıza. Öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ederim. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar o kadar hortlak gibiyim ki şu an. Nasıl toparlayacağım? Hadi bir yerden başlayalım. Siz bir konu atın ortaya oradan başlayalım. Çünkü gerçekten alışılagelmiş söylemlerim yok. Biraz eksik geldim galiba bugün. Her zaman çok konuşurum. Sizden başlayalım önce isterseniz. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Nasıl olsa sohbet açılır. Buyurun. İsminiz? Nuray. Nuray. Oyunculuk hayatınıza nasıl başladınız acaba? Oyunculuk hayatıma nasıl başladım? Çocukken başladım aslında oyun oynamaya da. Ama oyunculuk okumayı seçmem lisede oldu. 13 sene bale yapmıştım. Balede sakatlanınca konservatuara giremeyeceğimi görünce, anlayınca sahneden kopamayacağımı hissettim ve o dönem Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Lisesi yanlış hatırlamıyorsam ya da onlardan bir iki tanesi, bir tanesi Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumaya başladım. Sonrasında biraz küstüm tiyatroya. Eleştirmenlik okumaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi'nde gittim. Tiyatro eleştirmenliği, dramaturji okudum ama orada da hiyerarşisiyle pek barışamadım okulu. Üçüncü senesine gelmeden ikinci senesinde dondurdum. Üçüncü senesinde de konservatuvara tekrar sınavlara girdim. Haliç'te konservatuvarda tiyatro okumaya başladım tekrar.
Haliç'teki eğitim sürecimin işte birinci yılıydı. Dizi kariyeri yavaş yavaş başladı. Böyle yani kısa özet olarak geçmiş oldum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı sorusu olan? Buyurun. Dövmeli. Dövmelerim. Yani hepsi böyle belli başlı zamanlarda yapıldı. Hiçbirini birdenbire yaptırmadım. İlk dövmemi 17 yaşında yaptırdım. İlk kelebek dövmesiydi. Hepsinin de benim hayatımda benim için özel anlamları var. Böyle bir koordinasyonları da var kendi içlerinde. Öyle. Ben teşekkür ederim. Aranızda hiç oyunculuğa merak sarmış var mı? Kimse laf. Var, yukarıda bir kişi görüyorum. Başka? Yani oyunculuk hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa ben onun için geldim. Onun için buradayım. Var mı sorun? Yok, peki neden konuşsak acaba? Ben nasıl konu açsam şu an? Nereden açsam? Peki, üniversitelerin bölünmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kazık mı sordun? Var mı fikri olan? Bir şeyler demek isteyen? Merak ediyorum düşüncelerinizi. Yok. Peki. Hangi dizileri en çok seyrediyorsunuz? Buna ses çıktı bayağı. Üniversiteler çok umurumuzda değil yani. Final. Estağfurullah, hoca değilim de daha. Yani şimdi sektörün nasıl diyeyim kanayan yarası biraz aslında reyting dediğimiz çok şey. Çok uzun süreler çalışıyoruz. Bunun karşılığında da çok uzun sürelerde işler çıkarıyoruz. Yani neredeyse bir sinema filminden daha uzun. Bazen 170 dakikayı bulan dizi bölümleri ki dünya standartının epey üstünde. Aynı zamanda çok acımasız da bir tarafı var maalesef televizyonun. İşte reklam gelirleri, uzun süreler, yanı sıra maalesef kazançların eşitsizliği gibi gibi gibi. Ama bizim final yapmamızın sebebi bence senaryoyla alakalı. Yani çünkü başrol senaryonun. Ama bu spesifik senariste de bunu yükleyemeyiz. Çünkü düşünsenize her hafta bir sinema filmi uzunluğunda bir bölüm yazmak zorundasınız ve seyirciyi televizyonda tutmak zorundasınız. Bu çok zor. Bir bedelsiz bir şey televizyon. Yani evinizde oturduğunuz yerde, elinizde bir kumanda. İşte kimi, evet yani bir bedel ödüyor bunu ama çok küçük bedeller bunlar. Televizyon evimizdeki en ucuz eğlence aracı baktığın zaman. Dolayısıyla süreler de bu kadar uzun olunca ister istemez şartlar zorlanıyor, hikayeler zorlanıyor ve seyirci de bazen tutunamıyor. Bizim seyircimiz de çok tutunamadı gibi hissediyorum ben. Yani bir yere kadar evet tutundu ama bir yerden sonra tutunamadı diye hissediyorum. Böyle yani final yapmamızın sebebi birazcık bu aslında reeline baktığım zaman. Buyurun. İsminiz? Efendim? Ebu. Ebu. Hebu. Ha. Ne demek? Varoluş. Süpermiş. Neye göre değerlendiriyorum? Daha önce yapmadığım ya da deneyimlemediğim bir şey olmasını tercih ediyorum ilk başta. Ama olamayabiliyor bazen. Yani yeniden keşfedebileceğim bir hikaye olmuyor bazen her zaman. Çok benzerlikler gösterebiliyor. Mesela şu an oynadığım hikaye biraz olsun, evet birebir olmasa da işte bundan 8 sene önce yaptığım Yer Gök Aşkın hikayesiyle biraz olsun benim için de benzerlik taşır. Neden? Aşk uğruna bir şeyler yapan bir kadının öyle ya da böyle sosyokültürel yapısı farklı olabilir ama hikaye benzerlikler taşır mesela. Ama onun öncesinde bir işte edebiyat öğretmenini oynuyordum. Onun öncesinde bir polis, genç polis bir
kadın oynuyordu. Yani genel olarak yeni bir şey deneyimlemek üzerine en azından heyecanlanabileceğim bir iş olmasını istiyorum ya da bir hikaye. Zaten okuduğun zaman öyle bir içgüdü ki o, okuyorsun böyle bakıyorsun. Diyorsun ki ya evet ben bunu yapmak istiyorum ya da ben bunu oynamak istiyorum. Yani bizim ruhumuz biraz öyle gibi. Öyle işliyor aslında. Bir anda içi gidiyor hikaye. Öyle. Ama yani genel olarak evet deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemeyi tercih ediyorum. Diyelim. Rica ederim. Buyurun. Sonrası sizin için. Şey. Tamam. Hürmüz. Yedi kocalı Hürmüz. Neden acaba? Efendim? Anlaşılmıyor ne dediğin küçük. Hem ben sizi tanıyorum zaten. Ha öyle mi? Merhaba, iyiyim ben. Sen nasılsın? Niye öyle bir ağlak bir surat? Çünkü sormak istediğimi konuşurken. Annen izin vermedi değil mi? Benden ne? Anlaşılmıyor ne dediğin. Peki. Geliyorsa yabancılar gülüyor. Ha. Kimse gülmez canım, niye gülsün? Buyurun sizin sorunuzu alın. Sizin aşık olduğunuz kişiye, gerçek hayatta bir gün aşık olmak ister misiniz? Oo. Kasıtlı bir soru mu bu acaba? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şöyle, şimdi çok şizofrenik bir şey olur o. Yani düşünsene işte. Ha ama yani... karşımda oynadığım karakter mesela tarihte gerçekten çok etkilendiğim ve yaşamış bir kişi ya da kimse olsaydı belki isteyebilirdim yani. Hani ama kişinin kendisine değil, oynadığı role yani. Anlatabiliyor muyum yani mesela atıyorum. Kim? Kim olabilir? Hiç de öyle hayranlık duyduğum bir adam yok maalesef. Bulamıyorum. Neyse yani, ben mesela James Dean, evet James Dean olabilir mesela. James Dean'i biri oynuyor olsa James Dean'i aşık olmayı tercih ederim oynayan kişiye aşık olmaktansa yani. Ama yani ikisi aynı şey değil, şaka bir yana. Yani çok saçma bir şey olur o. Yani rastlantılar tabii ki olabilir hayatta ama yani sanmıyorum böyle bir şey yaşayan bir oyuncu olsun yeryüzünde. Çünkü ikisi çok ayrı şeyler. Yani bir şeyi bir yerde bırakıyorsunuz, orada başka bir iş yapıyorsunuz. Yani oradaki sen değilsin yani artık, o öyle bir şey değil. Ya da hissettiğin ya da yaşadığın şey öyle bir şey değil. Onun için 12 sene eğitim aldım mesela ya da bunun için eğitiliyor insanlar. Gerçek hayatla kurmaca arasında çok ciddi bir fark var. Orada bir hikaye var ve oraya yoğunlaşıyorsun ister istemez. Bunun teknikleri, metotları var. Dolayısıyla hani ikisini birbirine karıştırmak çok doğru olmaz aslına bakarsan. Ama dediğim gibi işin şakası, eğer James Dean oynuyorsa James Dean'e aşık olmak isteyebilirim tabii ki yani. Neden olmasın? Ya da Chet Baker oynasa mesela. Olabilir. Ama kendisine değil tabii ki yani. Oynadığı kişi. Buyurun. İletişim yollarını kullanarak. Çeşitli iletişim araçları, özür dilerim. Çok birazcık sesini duyabilir miyim? Duymuyorum. Yani demek istediğim şey şu. Size ulaşmayı... Şöyle bir şey yapalım bir saniye. Şu mikrofonu elden edin. Tekrar hoş geldiniz. Mikrofonun akımını dışarıdan. Dedim. Ben birçok kez size hani ulaşmaya çalıştım, iletişim kurmaya çalıştım sizinle, bir etkileşim kurmaya çalıştım. Ancak bunu başaramadım. Bunun bir yolu olmalı diye düşündüm ama yolu da bulamadım. Ne yapmam gerekiyor? Yani bunun için şöyle bir şey, şimdi çok teşekkür ederim. Bunu bir de söyleyeyim. Mesela sosyal sorumluluk projelerimiz oluyor bizim. Bu projelerde hani
böyle büyüklerimizin desteğini almak istiyoruz. Ünlü insanların ya da sözü geçen insanların sizin de geçmişti. Ancak ben size hiç ulaşamadım. Çok üzüldüm. Her zaman mümkün olmuyor sizlerle birebir sürekli iletişim halinde olabilmek. Mafik bunu yapabilen insanlar var, yani birlikte çalıştığımız insanlar. Bunlar kimler? Menajerlerimiz, basın danışmanlarımız, ajanslarımız, onların mail adresleri var, iletişim bilgileri var. Bunlar internette mevcut. Buralara mail atıp ya da gerekli kişilere eğer elzem konularsa, yani ben Birce'yi çok seviyorum demek için aramak, orayı mesela atıyorum. Ama bunu sen yapıyorsun diye demiyorum, yapabilen insanlar da. Onları da sonsuz sevgi ama onlar da çalışan insanlar ve orası da biliyorsun da çalışan bir yer. O yüzden ayıp olur ama böyle meselelerle alakalı gerçekten hazırladığınız projeleriniz ya da vesaire varsa bunları mail yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. Yani en azından birlikte çalıştığım menajerime, basın danışmanlarına ulaştırırsanız biz projeyi alır, değerlendirir, olup olamayacağını, yapıp yapamayacağımıza karar verebiliriz. Çok dürüst konuşuyorum bu arada, hiçbir şey abartmıyorum. Ondan hiçbir şey yok. Tamam, şahane. Yani bu yolu deneyebilirsin. Peki bugün bir iletişim için bir e-mail vesaire tabii ki alabiliriz. Çıkış da alabilir miyim sizden? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Burada isim neydi? Benim ismim Müge. Müge Hanım. Müge. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bir tane mikrofon gelsin Duygu sana. Çünkü duyması çok zor oluyor sizi. Geliyor mu? Evet, şimdi duyuyorum. Benim aslında birçok sorunum var. Hepsini söyleyeyim, siz aralarından seçin. Enteresan, evet. Şimdi az önce dediniz ki işte var mı oyuncular merak sorunlar ya da bir girişimde bundan merak ettiği sorular falan. Ben yeni Ayla Alkan'dan 3 aylık bir kadınlığı oyunculuk eğitimi aldım. İşte bundan sonraki aşamalarda da herhalde ajanslara falan başvurularını yapacağım ama siz... 3 ay mı oyunculuk? Yani kısa süreli eğitim. 3 ay mı oyunculuk eğitimi aldım? 3 aylık, sonunda da işte başarısız. 3 aylık. Doğru anlıyorum, tamam. Evet ama öncesinde işte siz dediniz ki ben tiyatroya işte genç yaşta falan başladım. Ben de öyle başladım ama sorularımdan biri şu. Dizi, sinema ve tiyatro çok farklı, özellikle oyunculuk açısından. Tiyatroda daha büyük oynanıyor. Ben başta mesela kamera önünde bu konuda zorlandım çünkü hep büyük oynamaya alıştırıldım. Siz ama şu anda mesela Yedi Kocalar Önümüz oyununu oynadınız. Aynı zamanda şu güne kadar bir sürü dizi yaptınız ve hepsi de gerçekten tutan projelerdi. Ben önce bunu sormak istiyorum, bir ayrımlarına değinmek. Evet, kamera önü oyunculuğuyla tiyatro sahnesindeki oyunculuk arasındaki fark nedir? Oyunculuk anlamında da hani nasıl... Oyunculuk aynı oyunculuk. Sadece teknikler biraz farklı o kadar. Anladım. İşte o yüzden... Şimdi bu sorunun cevabını vereyim. Ondan sonra eğer başka soru yoksa diğer sorunu da alalım. Tamam mı? Çünkü bu söylediğin önemli bir husus. Bunu da merak edenler olduğuna eminim. Şimdi oyunculuk... Otur lütfen. Yani oyunculuk dediğimiz yaş aldıkça gelişen, büyüyen, olgunlaşan bir şey aslında. Yani bundan işte 12 sene önce bu işi öğrenmeye başladığım zaman ki uygulamalarımla şu anki uygulamalarım arasında çok büyük bir fark var ve eminim ki bundan bir 10 sene sonra da çok büyük bir fark olacak. Yani eğer kendimi geliştirmeyi tercih edersem, çünkü insanın deneyimleri, ruhunun oturmuşluğu, yaşadıkları, bunların hepsi gerçekten çok fazla şey katıyor oyuncuya. Ama öte taraftan da sürekli varlık sahasında olup bir şeyleri deneyimlemek de önemli. Yani sürekli demir işleyen demir ışıldar hikayesi var ya, hani gerçekten işleyen bir demir olmak da lazım diye düşünüyorum. Şimdi ikisinin arasındaki fark yani en basitinden şöyle anlatayım size. Televizyon nasıl bir ekran? Atıyorum işte elimizde şöyle bir ekran değil mi? Yani en ortalama bir şeyden bahsediyorum. Kamera sizi çekiyor ve gözünüzün işte şuradaki bir mimiğinizin en ufak bir hareketine kadar
bunu görebiliyor. Dolayısıyla sen televizyonun karşısına oturduğun zaman benim sadece şöyle bir kadrajda, yani şöyle bir resimde, ekranda yüzümden ne hissettiğimi anlıyorsun. Peki ben aynı mimikle ya da aynı oyunu, sadece o kadar küçük, minimalist bir oyunu burada sergilesem o en arkadaki arkadaşım görebilir mi? İşte yani ana mantık birazcık bu. Dolayısıyla sesin kullan, yani ses kullanımın, bütün enstrümanın, bedenini kullanımın, efendime söyleyeyim her şeyin, yani bir bütün olarak, çünkü bizim enstrümanımız bedenimiz ya, bütün bu kullanım tiyatro sahnesinde bir başka bir formatta ve başka bir tabii ki dolayısıyla şey istiyor, nasıl diyeyim, bir performans gücü istiyor. Oradaki de başka bir performans gücü istiyor. Ama günün sonunda idine dönüp baktığında bir karakter yaratmak, inine döndüğünde bir karakter yaratmak yolculuğu aynı yolculuk. Hiçbir fark yok. Sadece teknik farklı. Dolayısıyla oyunculuksa eğer asıl meselemiz, yani biricik gayemiz, o zaman asıl oyunculukla alakalı bir karakter yaratmak üzerine yoğunlaşırsak öncesinde ya da bununla alakalı bir yol alırsak, bunun için de kuramlar ve teknikler var. Eğer önce buna yönelirsek, bunu anlarsak önce, sonra neyi nerede yapacağımıza dair pratikler, yapabileceğimiz alanlar seçebiliriz kendimize. Ama önce meselenin aslını çözmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yeterli bir cevap mı sence? Yani tatmin etti mi seni? Tamam, şahane. Evet, başka sorusu olan yoksa senden bir tane de alacağım. Şey de sormak istiyorum dediniz ya, idine dönüp yeni bir karakter yaratmakla ilgili. Hı-hı. Sizin mesela şu güne kadar oynadığınız karakterler, kimisi benzese de mesela Yedi Kocaların ve şu an oynadığınız karakter tamamen ayrı karakter. Tabii ki. Peki siz önünüze senaryo geldiğinde ve o senaryoya ısınıp evet dediğinizde o karaktere nasıl giriyorsunuz? Yani nasıl o oluyorsunuz? Benim de kendime göre tekniklerim var. Yani şimdi neresinden, çok uzun bir yolculuk bu. Onu giyinmek gibi düşünüyorum ben hep. Yani o olmayı, o an içerisinde bir şartları kapatıp diğer şartları kaldırmak gibi. Yani özellikle sahnede böyle. Yani sahneden örnek vereyim mesela. Çünkü aslında benim ömrümün son 8 ayında yaklaşık günde 10-12 saatimi alıyor. Dolayısıyla orada çok oradan oraya, çok hızlı oradan oraya geçip çok hızlı tekrar kendime dönüyorum. Ama tabii ki o olduğum ya da Aslı'yı oynadığım sahnelerde de durumun bir kurmaca olduğunu unutmuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi günün sonunda bir kurmaca. Yani gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Biz bir hikayeyi ve aslında var olmayan, hayatta var olmayan karakterleri ve hatta olamayacak şeyleri inandırıcı kılmak için bir performans sergiliyoruz sadece. Dolayısıyla sinema sahne, yani dizi setinde bir karakteri bir sahneye oynadıktan sonra bu da mesela yaşla ve deneyimle geliyor. Bir sahneden mesela işte bundan 8 sene önce bir abimin öldüğü bir sahneyi oynasam, o sahnenin duygusundan kopmam yaklaşık bir 10 dakikamı alabiliyordu. Ama şimdi bir 2 dakika içerisinde belki hemen çok daha hızlı fiziksel reaksiyonundan vücudumun ve hissiyatından daha hızlı uzaklaşabiliyorum. Ama bunlar tabii ki çok şey, ağır sahneler için bahsediyorum. Yani en ekstrem örnekleri veriyorum size bu arada. Hürmüz çok başka bir deneyim. Orada benim çok güzel bir zamanım var. Yani kimse bana kayıt, olmadı kestik demiyor. Ben orada bir serüvene başlıyorum, bir yol alıyorum, devam ediyorum, sonunda bitiriyorum. Hiçbir şekilde durmuyor. Sürekli böyle seyirciyle göz gözeyim, iç içeyim ve dolayısıyla bir yani o Hürmüz'ü hissetmeye başladığım andan itibaren sahneye ilk çıktığımda sonuna kadar hissetmeye devam ediyorum. Ve konsantrasyonum da hiçbir şekilde bozulmuyor. Ha bunun için ne yapıyorum? Bu da başka bir yemek istiyor. Oyundan 3 saat önce sahneye gidiyorum.
dış dünyayla bağlantımı kesiyorum. Kendimi dinliyorum, ısınıyorum, vücudumu açıyorum, sesimi diyaframı açıyorum. Epeyce bir zamanı buna ayırıyorum, yaklaşık bir saat kadar. Ondan sonra işte dövmelerimi kapatıyorum, giyiniyorum, önüme metnimi alıyorum. Tekrar ki her hafta bazen iki defa oynamamıza rağmen her oyundan önce mutlaka tekstimi önüme alıyorum. Onu okuyorum, bakıyorum, nerelerde nereyle atlamamalıyım, neyi unuttum, unutur muyum acaba, bir kontrol ediyorum. Sonra makyajımı yapıyorum, kostümümü giyiyorum, çıkıyorum sahneye. Ama bu yaklaşık 3 saatimi alıyor. Eğer bunu yapmazsam kendimi rahatsız ve konforsuz hissediyorum mesela. Bu benim Hürmüz'e giden yolculuğum çünkü o gün içerisinde. Gibi yani herkesin dediğim gibi kendine göre ritüelleri, kendine göre yöntemleri var ama sahne diyorsan sahnenin öncesinde mutlaka bir oyuncu kendine o disiplinli zamanı ayırmalıdır genel olarak. Arkada bir arkadaşlarımız vardı. Siz evet. Mikrofon gelsin size istiyorsanız öyle şey yapalım. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an oynadığınız dizi Siyah Beyaz Aşk. Bundan yola çıkarak soracağım sorumu. Gerçek hayatta ne kadar siyah, ne kadar beyazsınız? aslında meselesine göre değişir. Yani bazı meseleler vardır ki hayatta hiçbir zaman orta yolu bulamam. Yani netimdir o konularda. Ne bileyim şiddete karşı, mesela kadına şiddete karşı ya da haksızlığa karşı, yalancılığa karşı, riyakarlığa karşı. Yani aslında toplumsal algıda hepimizin pek haz etmediği, ne kadar rahatsızlık duyduğumuz şey varsa onlara karşı hep duruşlarım nettir. Siyah ya da beyaz de ne dersen de bilmiyorum ama gri olduğum zamanlar da var hayatta. Yok değil. Onlar da anlayışlı, ılımlı ve naif tarafımızı simgeliyor bence. Ama siyah beyazı nereden değerlendirdiğimizle alakalı işte. Yani siyah illaki kötü mü ya da beyaz iyi mi? Nasıl bir soru olduğunu tam netleştiremediğim için böyle ortalama bir cevap verdim diye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Bir mikrofon gelsin size de. Öncelikle Mersin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Ayşegül. Ayşegül. Ben Türk sinema televizyon tarihinde kendinize rol model almış olduğunuz bir de var mı çok merak Çok güzel soru. Düşünüyorum. Yani tabii o zamanlar ufaktım. Ki hala benim için dünyanın en güzel kadınlarından biridir. Türkan Şoray. Yani onun o güzelliğini ve onun içinden çıkan mucizeleri tarif etmeye gerek yok yani. Hem yönetmiş hem oynamış. Nadide bir ruh, bir kadın verdi Türk sineması için. Ama onun her şeyden önce bir tarafı daha çok beni hep ilgilendirmiştir 20'li yaşlarımdan. Derdim ki bir gün eğer hayatta bu ülkede bu işi yapacaksam, yapmaya devam edeceksem bu şey değil yalnız, bunu yanlış anlamayın ne olur yani illaki bir kabullenilme ve sevilme ihtiyacı değil. Bu gerçekten ulaşabilme gücü olmalıydı bence o yaşlarda düşünce olarak. Bugün düşünüyorum Türkan Şoray bu ülkede hangi evin, hangi damın kapısını çalsa oradan içeri giremez. Yani bu muazzam bir şey. Yani bunu çok az insana bence bu nasip olur. Herhangi bir köyde ya da nerede olursa olsun bu ülkenin hangi köşesinde olursa olsun bir evin kapısını çaldı mı sonsuz bir teşekkürle ve buyurla misafir edilir eminim yani.
Hep bunu çok arzulamıştım 20'li yaşlarımda. Sonra bunun bu zamanda, bu dönemde çok olamayacağını, birazcık daha artık maalesef memleketim, ülkemizde nefret tohumları çok fazla filizlendi. Onlar ekilmişti. Çok fazla ötekileştirmeye başladık birbirimizi. Çok fazla dilimizi uzatmaya başladık, kırmaya, parçalamaya başladık. O yüzden şimdilerde buna dair umudum yok değil ama biraz daha eskisinden yana daha kırgınım diyeyim bu meseleye. Ama çok isterdim onun kadar her yere ulaşıp, her haneye girip orada bir çay içebilmeyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı sorusu? Ha, buyurun. Merhaba, ilk öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şey sormak istiyorum, hani buralara gelmek sizin için ne kadar zor oldu, nasıl geldiniz ve ünlü olmaktan memnun musunuz? Yani buralar, yani meşakkatli, evet, biraz. Çok, yani diyorum ya, şimdi ben buradan size durup da şey yapamam. Yani bu olduğum yerde bir şey, hiç yani azımsamayacağım. Günün sonunda eminim ki birçok insan öyle ya da böyle bugün gerek kapital anlamında kazançlarımızın ne olduğunu bilmeden ya da işte ünün ya da şöhretin bazı kapıları açıp hayatı kolaylaştırdığına dair yanlış algılar içerisinde olanlar da var ama bunun çok şey bir yol olduğunu söyleyemeyeceğim, böyle övmeyeceğim bu yolu. Çünkü çok yorucu bir yol. Ben 8 senedir, evet, bu işimi çok seviyorum bu arada, yani onda bir beis yok ama hakikaten çok yorularak bu noktalara geliyorum. Olduğum yeri de önemsemiyorum bu arada. Yani bugün gidebilir elimden. Çünkü bu popüler kültür öte taraftan. Yani bugün çok seven birileri seni, işte biraz önce gösterdiğim televizyon denen kutu çok böyle maalesef suya yazı yazmak olduğu için, yani herkes unutmasa da bir yarısı kesin unutur ve vazgeçer. Yani unutmasa bile vazgeçer. Hadi yiyiniz. Çünkü tüketim çağındayız yani. Dolayısıyla olduğum yeri de çok önemsemiyorum. Yani çok şey bir yer gibi görmüyorum böyle, nasıl diyeyim. Kıymetli, evet, ama bunu doğru kullanabilirsen, doğru ulaşabilirsen, temas edebilirsen, o zaman kuvvetli, yoksa bir önemi yok. Dolayısıyla benim için yorucu ve meşakkatli bir süre idi. 34 yaşındayım şu an. Güzel de yol aldığımı düşünüyorum kendi içimde. Ama çok da fazla keşkem oldu yani bu yolda yürürken. Ne bileyim, işte tiyatro yapmak istedim senelerce, sadece bu sene yapma şansım oldu. Düşün, lisede okumaya başlamışım, konservatuvar okumuşum üniversitede. Daha bu sene ilk defa tiyatro yapabilme şansım oldu. Neden? Hep çalışma temposu yüzünden, belki tercihler, belki işte senin dediğin bu yolculuk yüzünden. Bir sürü şeyi erteliyorsun hayatında, kolay değil. Ama ünlü olmak, eğer dediğim gibi doğru ulaşıyorsak birbirimize, dokunabiliyorsak, konuşabiliyorsak, o zaman tadı çok güzel. Ama diğer taraftan sana yapılan, zamanı geldiğinde saygısızlıkları, hakaretleri, bazen hakaretlere varan şeyleri, bu sosyal medya dediğimiz zırvalık yüzünden yaşayıp tecrübe ettiğin zaman, o zaman diyorsun ki ya bir dakika, ne enteresan bir şey bu. Yani mal olmak hikayesi zaten bence başlı başına biraz sakıncalı artık bu zamanlarda diye düşünüyorum. O yüzden zor. İnan bana zor. Yani çok uzaktan göründüğü gibi bir durum değil açıkçası. Var mı sorusu olan? Buyurun. Oo, oraya mikrofonu nasıl göndereceğiz acaba? Fır fır. Bir şey söyleyeceğim. Yukarıda bir sürü insan ayakta görüyorum. Şuralarda oturacak yerler var mı? Ne oturuyorsunuz? Yani oraya, buraya inmeniz mi zor?
Mesela şurada iki kişilik yer var, şurada iki kişilik yer var, şurada var. Kıyamam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bugüne kadar birçok projede yer aldınız. Fırat. Fırat. Bugüne kadar birçok projede yer aldınız. Proje bittikten sonra pişman olduğunuz bir proje oldu mu? Bir de Deli Ormanlı filmi çok beğenerek izlemiştim. Sizin için nasıl bir serüven? İlk sorunun cevabı hiç pişman olduğum işim olmadı. Çünkü hepsi günün sonunda benim için bir deneyimdi. Yani başarı kadar başarısızlık da bizim deneyimlememiz gereken bir şey bu yolculukta bence büyürken, gelişirken. O yüzden hiçbir işimden pişman olmadım. İyi ki dedim yaptım, iyi ki bunu deneyimledim ki gördüm bir sonrakini ona göre daha düzgün atabildim adımlarımı diye düşünüyorum en azından. Deli Ormanlı'ya gelince, Deli Ormanlı yaklaşık bir sene üzerinde çalışılmış bir senaryoydu. Sevgili Murat Şeker'in ve Ali Tanrıverdi'nin. Onlar zaten üzerinde çalışıyorlardı. Biz de o dönemde onlarla böyle çok sıkı görüştüğümüz aynı zamanda arkadaşlarımız olduğu için acaba bunu tabii ki daha önce Sark'la konuşmuşlar filmi birlikte yapmak için. Sonra Murat dedi ki ya hadi acaba birlikte mi yapsak? Ben de seve seve kabul ettim. Çok da tatlı bir senaryoydu. İşte bir sene üzerine çalışıldı filmin. Bir sene sonrasında da çekmeye başladık. Senaryo sanıyorum 6 draft görmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış olmasın. O 6 drafttan sonra çekmeye başladık. Yaklaşık da 4-5 haftada mı çektik? 6 haftada mı sonra? 6 haftada çektik. 6 haftada çektik Deli Ormanlı'yı. Genelde İstanbul çevresinde çekildi. Güzel bir hikayeydi. Ben sevdim ama tabii ki yani seyirci de işte maalesef her zaman karşılığını bulamıyor. Deli Ormanlı bizim için güzel bir filmdi ama seyirci için o kadar ayrı. Demek ki onlar o kadar hissedemediler ya da biz hissettiremedik. Bilmiyorum ama çok karşılığını görmedi açıkçası sinema perdesi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı başka sorun? Ha? At oradan ya. Tamam, peki siz buyurun. Bu hayatta hiç keşkeniz oldu mu yani? Keşke şunu yapsaydım ya da keşke şunu yapmasaydım. Arkadaşımız, isminiz neydi tekrar? Efendim? Nuray. Nuray arkadaşımız diyor ki, hayatta hiç keşkeniz var mı? Şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Keşkem yok. Hiç yok. Yani az önce söylediğim gibi yani benim için her şey bir deneyim, o yüzden hiç keşke demedim. Ah keşke bunu yapmasaydım dedim. Ha belki trafikte sıkışıyorsam keşke bu yoldan girmeseydim diyebilirim en fazla ama o kadar. O kadar yani. Başka sorusu olan? Mikrofon. Buyurun. Ama mikrofonun size gelmesi lazım öncelikle tabii ki. Nerede mikrofon? Ha peki. Tamam sonra siz. Tamam mı? Buyurun. Merhaba. İsminiz? Sedef. Sedef. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey sormak istiyorum. Oyunculuk mesleğini mi hayatınıza göre yönlendiriyorsunuz yoksa hayatınızı mı oyunculuk mesleğine göre yönlendiriyorsunuz? Şahane soru. Zaman zaman mesleğime göre hayatımı, zaman zaman hayatımı mesleğime göre yönlendiriyorum. Mesela 8 aydır sadece mesleğim için, yani mesleğime göre yaşıyorum. Bir karavanda, sette bir karavanda yaşıyorum sadece. Yatmaya evime giriyorum, işte sahneye gidiyorum Hürmüz'e yaklaşık 9-10 ay oldu mu? 10 ay oldu. 10 aydır sadece işime göre yaşıyorum. Ama mesela yaklaşık 5 gün sonra ben de tatile çıkacağım. O yüzden onu da kendime göre yaşayacağım. Mesleğimi de birazcık kendi hayatımı düşünerek ona göre tercihler yaparak seçeceğim bir sonraki işimi. Ama biraz dinleneceğim. Yani. Bir sorun ne olacak? Sizce gerçek aşk bir kere mi yaşanır? Görüşürüz. Bu soru... Bunun cevabını vermeyeceğim. Hayır. Bilmiyorum çünkü. Peki, gerçekten ederim. Bilmiyorum. Yani cevabını bilmiyorum çünkü... Yani... Şimdi çok yanlış birine soruyorsun. İki kere evlenmiş bir kadınım ben. Şimdi çok realist konuşuyorum yani. Hani bir kere yaşandığına inanıyor olsam neden iki defa yürüyorum? Yani bilmiyorum o yüzden. Yani belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evlenip boşanıyorum. Yani.
Onu da bilmiyorum, anladın mı? Bildiğim bir şey değil, o yüzden çok yanlış adres. Yani soruyu. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Bunun için buradayız. Buyurun. Siz, evet. Şu arkadaşımızla bir lütfen. İsminiz? Furkan. Furkan'a doğru mikrofonu. Merhabalar. Bu kaydettiklerinizi sakın kullanmayın. Buradan uyarırım. Evet. Buyurun Furkan. Öncelikle siz kameranın önünde bir oyuncusunuz ama normal hayatınızda televizyon izler misiniz? Çünkü sorun biraz buna bağlı. Tamam. Diziler üçüncü evet. iki soruyu ne ara sordum? Ha. Diğer sorular buna bağlı. Tamam. Televizyon yani vaktim olduğu zaman izleyebiliyorum. Vaktim olmadığı zaman yani mesela 10 aydır ne kadar televizyon izliyorsun desen izlemiyorum yani öyle bir fırsatım olmuyor ama şey yaptığım zaman mesela işte dönem başında, sezon başında bizimle birlikte başlayan işler çünkü sonuçta sektörü de takip ediyor olmamız lazım. Ben seviyorum takip etmeyi. Daha henüz başındayken biraz bakıyorum neler başladı, kim ne yapıyor, ne ediyor, hangi arkadaşın nerede oynamaya başlamış, işte nasıl, iş güzel mi, mutlular mı, acaba ben de o işin içinde olmak ister miydim gibi gibi böyle güzelce bir tarıyorum kendi sektörümdeki arkadaşlarımı ve işleri. Ama onun haricinde yani çok bir vakit bulamıyorum. Bulduğum zaman ne izliyorum diye soracağız. Yok. Söyleşinin başında söylediğiniz gibi hani dizi süreleri gerçekten dünya dizilerine göre çok uzun. Mesela kişisel olarak beni rahatsız eden dizilerde ürün yerleştirmeler olsun ki gerçekten sizin diziniz için bilmiyorum konuştum. Biz bu sene yapmadık hiç ürün yerleştirme ama yaptığım işlerim o. Onun dışında da dizi. Ne okuyorsun? Psikoloji okuyorum. Onun dışında da dizilerin hani süreyi doldurmak için sonuçta yönetmenlerin çekmesi gereken süreyi doldurmak için 5 dakikalık bakışma sahneleri olsun. Mesela bunlar beni kişisel olarak çok rahatsız ediyor. Size böyle rahatsız eden sorunlar var mı? Oynarken. İzlerken. İzlerken. Ben oynarken zaten rahatsız oluyorum. İzlememe gerek yok. Yani bazen şu öyle bir sahne yazılıyor ki minütaj yani yapacak bir şey yok. Onu yazdı ki o işte 170 dakika hı böyle dolsun yani. Ve onun için ben bir reaksiyonu olduğundan çok daha uzun vermek zorunda kalıyorum. Bunun da Türk sinema sektöründe işte kendi aramızda bir şey var, sağaltmak, sağaltalım. Hadi orayı biraz daha sağaltalım, biraz daha uzatalım. Yani maalesef böyle ve ama yapacak bir şey yok çünkü orayı doldurmak, ben de günün sonunda orada o işi yapmak için oradayım. Ama izlerken gerçekten evet içim kıyılıyor. Yani yalan yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz konuştunuz, siz de konuştunuz. Hiç sormayan siz lütfen. Eğer vakit kalırsa döneceğim. En zorlandığınız rol hangisiydi? Büşra. Büşra. En zorlandığınız rol. En zorlandığım rol. Ayhan Aydan. Ayhan Aydan. Kim biliyor musunuz Ayhan Aydan? Bilmeyenler elini kaldırsın, bilenler kaldırsın. Çok iyi. Yalancı çok o zaman. Peki, şöyle Ayhan Aydan, Adnan Menderes'i biliyorsunuz bu ülkenin asılan ilk başvekili. Onun kendisi bir dönem metresi aslında. Bir duygusal münasebetleri olmuş hali hazırda Adnan Menderes evliyken. ve hikaye de Adnan Menderes'in Yassıada sürecinde de hatta beraat ettiği tek davası Ayhan Aydan olan davasıdır. Hatta kaba tabirle tarihte don davası diye geçer. Ama bebek davası olarak değiştirilmiştir. Bu Yassıada süreciyle başlayan, oradaki sahnesiyle başlayan Adnan Menderes'i çok sevdim. Dediği, yani ona 52 senesinde tanıdım ve kendisini çok sevdim demesiyle başlayan ve geçmişe döndüğümüz ve onların ilk tanışması süreci, bütün o yasak ilişkiyi anlatan aslında bir hikayeydi. Ayhan Aydan kimdir? Ayhan Aydan
bu ülkenin sayılı opera sanatçılarından, sopranolarından biridir. Ferit Anlar'ın eski eşidir. O da bambaşka kıymetli bir insandır aslında bu memleket için. Ama işte onların arasındaki yasak aşk zamanında bu ülkede çok büyük bir sansasyon olduğu için bu bir zaman sonra bir diziye hikaye oldu ve ben de Aydın Aydın oynadım. Adnan Menderes'i de sevgili Mehmet Aslantı oynuyordu. Tabii ki tarihte yaşamış ve bunca zor bir hikayeyi yaşamış bir kadına hayat vermek, bir ruh üflemek benim için çok zordu. Çok büyük ve ağır bir taşın altına elimi soktuğumu hissettim ben hep. O yüzden benim için bu sebepten çok zordu. Nitekim 7. bölümde de afaroz edildi bizden. Çünkü maalesef sansür yasası bunu kaldırmadı. Yani bu hikayeyi taşıyamadım açıkçası. Teşekkür ederim. Mersi. Buyurun. Bir pembe saçlı kız. Bir dakika. Sana da gelsin, şöyle gelebilir mi sana? Çünkü şey, ekonomik kullanalım zamanımızı. Şurada bir birikim var, siz miydiniz? Kim? Siz. Tamam. Oradan da sonra size gelsin, olur mu? Tamam. Genel olarak oyunculardan merak ettiğim bir soruydu. Hani size dizi teklifleri... Birazdan mikrofonu... Dizi teklifleri, sinema teklifleri geliyor. Bazen de böyle yabancı filmleri Türkçe'ye uyarlıyoruz. Nerede? Hani yabancı filmleri Türkçe uyarlayıp dizisini çekiyoruz. Tamam. Genelde teklif verilir. Sizin hiç böyle kendiniz böyle ben burada oynamak istiyorum veya atıldığınız diziler veya sinemalar oluyor mu? Eğer şöyle soruyor. Diyor ki yabancı projelerin, yani yabancı dizilerin, sinema filmlerin uyarlamaları çekilebiliyor ya diyor. Siz de eğer, yanlış anlamadım değil mi? Eğer bir uyarlama olsaydı neyin içinde olurdunuz ya da neyin içinde olmak isterdiniz ya da böyle şeyler oluyor mu? Demek istediğim genelde size teklif geliyor. Yani oyunculara teklif geliyor. Bana gelmedi deniz. Hani sizin hiç atıldığınız oluyor mu? Veya böyle bir senaryo gördüğünüzde oyuncular hani oynamak istiyorum diye talepte bulunuyor mu? Bunu merak ediyorum. Atıldığımız, yani evet, ben burada oynamak istiyorum. Oynamak istediğim. Evet, size teklif gelmedi ama ben istiyorum. Bana teklif gelmedi ama projeyi ben duydum ve çok istiyorum onun içinde olmak. Okey, tamam, şimdi oldu. Ve bu illaki bir uyarlama mı olması gerekiyor yoksa herhangi bir işte olabilir? Harika, tamam. Düşünüyorum. Mesela evet, Ferzan Özpetek. İstanbul Kırmızısı'nı okuduğum zaman ilk keşke sinema filmi olsa diye içimden geçirmiştim. Çünkü Ferzan Özpetek'i çok, hani gerçekten yönetmen olarak da çok severim. Tüm filmlerini de izlemişimdir. Ve çok isterdim mesela. Çünkü İstanbul Kırmızısı'nı ilk duyduğum zaman film olacağını, dedim keşke, keşke, keşke. Ama tabii sonra çok sevdiğim başka bir meslektaşım oynadı ve o da çok güzel oynadı. Ama mesela bak, o iş geçmişti aklımdan. Yani ama gidip atılmadım. Yani şey yok, hayır, atılmadım. Yani gidip de ben bunu oynamak istiyorum, hayır demedim. İçimden geçirdim zaten. Arkada pembe saçlı bir arkadaşımız var, ona doğru. Ya bir dakika, bu tarafta da varmış ama artık ondan sonra size gelecek. Söz veriyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şeyi merak ediyorum sizde. Daha çok aslında birçok ünlü de merak ediyorum. Bu da sorma şansım olmadığı için. Artık var. Evet, o yüzden size sormak istiyorum. Yani sahneye çıkmadan önce ya da kamera karşısına geçmeden önce heyecanlandığınız zaman kendinizi sakinleştirmek için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Zamandan yok. Yani şöyle, heyecan, yani şimdi dediğim gibi biraz önce söylediğim hikaye de aslında çok birebir bağlantılı. Yani şeyde, televizyon, yani sette öyle bir şey olmuyor. Yani sette nasıl diyeyim, zaten bir kayda giriyorsun, bir sahne oynuyorsun, kestik deniyor, bir şey var, sürekli bir kargaşa. İşte gidiyorsun, kostüm değiştiriyorsun, o oluyor, bu oluyor falan. Yani o böyle daha genele yaygın bir heyecan oluyor. Sahnedeki gibi değil. Sahnedeki çok başka bir şey. Yani kulisteyken, yani şeydeyken, daha hazırlanırken başlıyor ve yani yok, durduramıyorsun yani. Terliyorsun, çişin geliyor, işte bilmem ne falan filan. Yani ben ilk günümüzde sahneye çıktığımda, yani atıldım sahneye ama dedim ki ayaklarıma bağ çözüldü, düşeceğim herhalde yani. Ama kaç defa yapmışım provasını biliyorum, eminim kendimden. Ama yok, yani bayağı zangır zangır titriyorum. Ona yapacak hiçbir şey yok.
bir şekilde o gidiyor üstünden. Yani sen, çünkü Müjdat Hoca şöyle bir şey söyler. Sahnede oynadığınız şey kimse sizden daha iyi biliyor. Yani Hürmüz'ü, oyunu, bütün metni, yani kimsenin bilmesine imkan yok. Dolayısıyla seyirci o kadar ulvidir ve güzeldir ki siz eğer bir hata yaparsanız o alkışlar. Yani seyirci alkışlar. Dolayısıyla hiç düşünme, hiç heyecanlanma. Sahnenin piri vardır. Sen çık ve işine bak. Çünkü kimse senden daha iyi bilmiyor der mesela. Yani bu bir telkin. Evet. Ama ne olursa olsun ben de işe yaramadı yani. Hani öyle ya da böyle o heyecanı yaşadım. Derinlerde yaşadım yani. Ama zamanla zamanla azalıyor. Ama hiç geçmiyor. Yani hiç geçmiyor. Ya çünkü bir şey oluyor yani. Bir an hasta oluyorsun. Ya da canın sıkın alıyor. Ya da mesela diyorum ya 3 saat çalışıyorum öncesinde. Yani gidiyorum sahneye. Yani bir şey oldu. 1,5 saat kala gittim. Mahvoldum işte o zaman. Yani çünkü sistemim değişmiş oluyor ve korkmaya başlıyorum. Kaygı başlıyor. Kaygı başlayınca ah yetişemeyecek miyim acaba? Ah bunu yetiştiremeyecek miyim? Şunu yapamayacak miyim? Bu sefer başlıyorum yine titremeye yani. Böyle bir şey oluyor işte. O yüzden hiç geçmez o. Geçmesin de. Aynen. Bravo. Hadi gönder pembe saçlıya. Çok güzel saçların. Vallahi bayıldım. Öncelikle merhaba Fethi Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Şimdi her insanın geleceğe dair... Siz? Işıl ben. Işıl. Her insanın geleceğe dair bir planları, bir idealleri vardır. Sizin nedir? Geleceğe dair. Evet, yani oyuncu doğup oyuncu mu olmak istersiniz? Yoksa farklı bir şeyler mi yapmak istersiniz ileride? Yani şöyle, ben çok hayal kuran bir insan değilim. Planları da çok ileri vade, uzun vadeli planlar yapmıyorum. Sevmiyorum. Çünkü hayata planlarını söyle, odasında gülsün hikayesi var ya işte. Onu birazcık küçük yaşta deneyimlediğim için ben, işte bale yaparken 13 sene, sonra işte konservatuara hazırlanırken sakatlandım. O zaman da dedim ki yani bütün hayallerim yıkıldı, planlarım, ben balerin olmak istiyordum, ben bale okulu açmak istiyordum. Bambaşka bir hayat hayal ediyordum kendim için. Ama öyle olmadı bir şekilde. Sonra dedim ki o zaman ben hayatta çok fazla ileriye dönük hayal kurmayayım. Yani önümdeki basamak neyse önce ona bir bakayım yani. Ya da önümde ne var onu halledeyim. Sonra bundan sonra şartlar ne oldu? Nereye evriliyor? Ona göre planlarımı hep böyle basamak basamak yapmayı tercih ediyorum. Ama hayal tabii ki herkes kurar. Ben de hayal kuruyorum. İşte bir tane bir okul hayalim var. Yani daha öncesinde tabii ki yani okul kadar iddialı bir şey şu an asla. Ama bir küçük bir atölye, dans tiyatrosu yapabileceğim bir atölye kurmak mesela bir sonraki basamakta hayalim, hedefim, planım her neyse. Bunun için de şu an çabalıyorum. Ama onun haricinde gerçekten tatlı bir teknem olsun. Çok isterdim yani denizde yaşamayı. Böyle küçük, öyle fazla abartılı bir şey değil. Böyle onunla böyle pır pır yelkenli gitmeyi çok isterdim açıkçası yani. Bu da benim naif hayalim. Teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Tabii buyurun. Kısa bir soru olsun çünkü zamanımız daralıyor. Yapmak zorunda kaldığınız bir rolünüz var mı hiç? Yapmak? Zorunda kaldığınız. Hı-hı. Bir rolünüz var mı? Zorunda kaldım. Yok. Hepsi kendi isteği. Senaryoda ne yazıyorsa yani. O bir tercih günün sonunda yani zaten onu seçmek ve kabul etmek başlı başına bir tercih. Şimdi soluna sonra sağına. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Neyse tamam. O zaman böyle böyle. Tamam sonra sana. Senin ismin ne? Uygar. Sonra Uygar'a ver olur mu? Tamam. Bana sana özür dilerim. Estağfurullah. Sizin adınız efendim? Zahide. Zahide. Ay ne güzel. Teşekkür ederim. Daha önce Alex'le bir düetiniz olmuştu Manidar adında. Aha. Ve çok beğenmiştim gerçekten, çok beğenilmişti de. Tekrardan böyle bir müzikte hani bulunma gibi ya da herhangi bir müzik yapma gibi bir şeyiniz var mı? Yani şartlar gelişirse neden olmasın ama şu an spesifik bir plan yok önümüzde.
Peki ben bir anımı söyleyebilir miyim size? Benim içimde çok kaldı. İlk buraya geldiğiniz zaman hani ben bunu anlatmalıyım dedim yani. Kendimi öyle şartlandırdım. Tamam. Ben kısacık çok uzak. Tamam. Yıllar önce Yer Gök Aşkı çekerken setinize gelmiştim. Setinizde hatta bayağı mücadele vermiştim. Konağın önünde defalarca bağırmıştım ve evinize gidip... Bağırdın mı? Evet. Ama... Sizin yüzünüzden kaç defa kayıt kestik acaba? Yok, siz o zaman orada şaka parkta çekim yapıyordunuz ve ben evinize girdim, hani size kendi evinize, yatağınıza yattım, oturdum. Bir dakika, benim yaşadığım evi mi? Hayır, hayır, dizideki yaşadığınız evi. Ha. Havlanın evi, babasının evi. Hani park... Dedim ki bu ne azim. Çok teşekkür ederim. Bu yaptıklarım için kusura bakmayın ama sizin hastalığınızı. Şahane. Sen dikkatli olacaksın sen Yüzübay'ı savunduğuna. İnşallah başka yerde, başka şekilde konuşmayı isterim. Tamam, inşallah. Teşekkür ederim. Uygar'a doğru sen. Merhaba. Merhaba. Benim sorum, Küçük Ağa'da oynamıştınız. Hı hı. Zeki Alasya ile oynamak nasıl bir duygu? Bir de öldükten sonra neler hissettiniz? Onu merak ediyorum. Zeki abi, yani onunla oynamanın tabii şimdi nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Ben yani hepimiz, bilmiyorum tabii aranızda daha küçükler de vardır ama zaten onlar çok ölümsüz adamlar. Yani çok fazla jenerasyon onlarla birlikte büyüdü ki bence hala da büyüyor. İyi ki de onlarla büyüdük. O kadar güzel bir ruh. Yani eskiden şöyleymiş bence. Yani iyi insanlar, kötü insanlar bu kadar... Nasıl tarif edeceğim bunu şimdi? Yani benim onu tanımlayış biçimim hep öyledir yani. Eskiden gerçekten, şimdilerde çok anlamıyorsunuz kim iyi insan, kim kötü insan bizim sektörde. Ama bu adamların hepsi mi iyiydi arkadaş? Yani hepsi çok yüce gönüllü, hepsi çok iyi adamlar. Yani bilmiyorum ya da ben öyle görüyorum, öyle hayal ediyorum ama bunu tecrübe ettiğim en nadide ustadır yani. Zeki Alasya. İçinde bir çocuk vardı onun. Gerçekten bir çocuk vardı yani. Çocuk gibi güzeldi. Çocuk gibi bazen konuşurdu. Çocuk gibi. Yani o heyecanları, içindeki oynama sevinci, hissiyatı hiç değişmedi. Çok merhametliydi, çok şefkatliydi. Kütüphane gibi bir kafası vardı. Yani inanılmaz bir şeydi onunla oturup sohbet etmek. Dolayısıyla benim için yani onunla oynamış olmak gurur desem az kalır. Ne bileyim onur desen hani o kadar kapsamlı bir şey ki onunla oynamış olmak ya da aynı sette olmak. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum ve minnettarım bu hayata gerçekten bu imkan bana tanıdığı için. Dolayısıyla Zeki abiyi kaybettiğimiz zaman da müzik yaptı bana orada. Zeki abiyi kaybettiğimiz zaman da işte bütün bu söylediğim duyguların toplamında tabii ki üzüldük. Ama işte hayat böyle bir şey. Rahmetle anladım bunu da burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel, ustalar unutmamak. Yok yok, hayır hayır. Önce mor tişörtlü arkadaşımız sizden. Önce son. Hadi, hak yemem. Lütfen. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sorum biraz sönük kalacak ama... Annem mi lazım? Kariyerinizde dönüm noktası dediğiniz yerler var mı? Hiç de sönük bir soru değil. Var tabii.
ki benim için kariyerimde iki tane dönüm noktası var bence. Ama bu tabii ki dizi sektörüyle alakalı söylüyorum. Biri benim algımı açmama sebep olan ilk projemdir. 2007 Kader. Suriye'de başladık çekmeye. Özcan Deniz'le birlikte başrolü paylaşıyorduk. Bence başrolü oydu zaten, biz paylaşmıyorduk yani. Çünkü benim ilk deneyimim, ruhum hiç oturmamış, hiçbir şey bilmiyorum. Yani tamam konservatuar gibi bir okulda, lisede tiyatro okumuşum ama hani ruhum hiç oturmamış, hiç bilmiyorum meselenin ne olduğunu, kamera deneyimim yok, ne yapacağım, ne edeceğim. Derken dizi istenen reytingi almayınca bir anda dördüncü bölümde karakterlerin, oyuncuların yarısını diziden gönderdiler. Biz kaldık yot gibi. Konu değişti, yeni karakterler girdi. Benim hiç çalıştığım yerden sormuyorlar. Yani bir anda başrol kadına bir sürü şey yüklediler falan filan derken ben ne yapacağımı bilemedim. Tabii ki dolayısıyla projeyi dört bölümden sonra bence ben taşıyamadım. Ama bu benim için yani o projenin işte 13. bölümdeki bence zaten 8. bölümde final yapacaktı. Ama işte kapital desteklerle falan filan bir şekilde 13'ü gördüm. O dönem eğer gerçekten o iş tutsaydı, yani kazara tutsaydı, ben asla bir gerçeği, madalyonun öbür yüzünü göremeyecektim diye düşünüyorum. Çünkü o iş patladıktan sonra dedim ki, bir dakika ya, yani bu iş hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani ben tamam bir de tiyatro okudum diyorum, kendi kendime böbürleniyorum, ya ben tiyatro okudum falan filan, tabii ki bu işi yaparım, herkes yapar, ben neden yapmayayım falan. Ya mümkün değil dedim öyle bir şey. Yani bunun bir zamanı var. Demek ki ben bu iş için henüz daha yeterli değilim. Ve onun sonrasında bir iki tane ufak denemeden sonra ben tamamen durdum. Ve tekrar konservatuara girdim. Girmiştim zaten. Konservatuarı bitirene kadar da başrol kabul etmedim. Belki konuk oyuncu gittim ara ara. İşte kendim programlar, formatlar tasarladım. Onları çektim falan filan derken bir şekilde harçlığımı çıkardım. Ama şey yapmadım, dizi yapmadım. O yüzden benim için ilk projem gerçekten kariyerimde bir dönüm noktasıdır. İkincisi de 2010 yılında tam da konservatuvardan mezun olduktan sonra çektiğim yer Gök Aşk. Yani benim tamamen kariyerimi bambaşka bir noktaya getirdi. Çünkü ben doymuştum. Yani şeyde açtım artık oynamaya. Kendimi doldurmuştum. Çok da istiyordum. O işte bana hakkını verdi. Çok kuvvetli bir senaryoydu çünkü. İyi de çekiliyordu. Bizim de alanımız vardı orada. Konsantrasyonumuz çok dağılmıyordu. Çünkü Kapadokya'daydık. İstanbul gibi değildi. O yüzden o da benim kariyerimde Havva'da ikincidir. Dönüm noktası olarak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz şimdi. Tamam. Bu arada saati 4 yaptık. O yüzden son 2 soruymuş arkadaşlar. Ama o anda bir anda hep bütün eller son 2 dediğimde kalkıyor. Tamam. Öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten geldiğinizde ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Gerçekten büyük bir hayranınızdım yani Gök Aşk'tan beri. Teşekkür ederim. Çok beğendiğim bir karakterdi Havva rolü. Siz de zaten çok güzelsiniz, çok güzel taşıdınız onu. Benim evet. Sormak istediğim soru biraz özel olacak ama dövmelerinizin sizin için ne anlam taşıyor? Onu biraz önce başında sordular. Onların anlamı bende gizli. Hepsini belli başlı yaşlarda farklı farklı uzun aralıklarla yaptırdım. Hepsinin de anlamı benim için özeldir. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bir dakika. Yok. Siz konuştunuz. Siz 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi 5 kişi var gördüm. Artık bitti. Tamam. Şimdi, fotoğraf çektirecek misiniz? Buradan böyle selfie yapabilirim. Sağ yoksa mahvolurum da nasıl olacak? Düşünsene buradan. Lütfen. Mümkün değil. Uçağa yetişemem. Tamam hadi. Şimdi kimdi? Siz. Ben yok. Soruyorum buradan. Tamam siz sorun. Bana özgü bir toteminiz var mı? Bana özgü bir totemim. Bana özgü bir totem. Şu an bu kadar ani sordum ki aklıma gelmiyor.
Var mı benim totemim? Hayır o. O değil, o değil. Onun çenemi tutamıyorum ki, paylaşıyorum. Allah Allah, totem. Totem yok. Yani galiba yok. Ama birazdan aklıma gelirse söylerim. Tamam, şimdi ani sordun, gelmiyor aklıma. Siz hemen sorun. Bunun cevabını biraz önce arkadaşın sorusunda verdim. Ben onun oynadığı karakterden niye etkilenip evleneyim ki? Gerçekten bunu böyle merak ediyor muyuz? Yani böyle bir algı var mı? Yani hani bir insanla evet seviyorum, evleniyorum ama bunu oynadığı rolden etkilenerek mi bir yandan? Oyunculuk özelliği, iyi bir oyuncu olması tabii ki mesleki olarak zeki ve işini iyi yapan bir insan olması tabii ki karakteristik bir özellik ama bunun oynadığı rolle uzaktan yakın alakası yok. Bence birazcık kafa karıştı soruyu sorarken. Sizden soralayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abiler, şöyle hemen soruyu size yapıyorum. Diyor ki, Siyah Beyaz Aşk'ta abiniz size dedi ki, bu adam kötü, bu adamla evlenme size işte bir baskı yaptı. Acaba gerçek hayatta da böyle bir baskı olsa evlenir miydi? Evlenirdim. Evet. Başka? Siz? Hoş bulduk. Son bir de sizi alacağım, sonra bittik. Ha, tamam. Evet, hadi bakalım. Ama hızlı, ne olur artık. Bitiriyoruz şimdi. Anneniz için soruyorsunuz. Aha. Yo, yani her rol zor kendi kendine. Tabii o bir kurmaca. Biz bir senaryoyu oynuyoruz ama. Günün sonunda. Yani onun için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yani nasıl açıklasam bunu bilemedim. Bunun cevabı biraz uzun ve vaktimiz dar. Özür dileyeceğim sizden. Çünkü bu mimaride başka cevaplar verdiğim için birazcık onların arasından aslında bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Annenizi çok sevgiler. Siz ve arkadaki iki hanımefendi, ondan sonra bitiriyoruz. Siz evet. Ha? Orası ikisi yan yana ya. Buyurun. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Kırmamaya çalışıyorum. Hepinizi de acele edelim. Rica ederim. Bugün oyunculuğu bırakmak zorunda kalsaydınız. Yani başka hangi mesleğe yöneldiniz? Yani, özellikle meslek var. Nasıl olsa olurdu. Eğitimci olurdu. Yani bildik, öğrenmeye devam ederdim, oyunculuk yapamasam bile. Öğrenmeye devam ederdim ve onları paylaşmaya devam ederdim, deneyimlerimi. Bir şekilde bırakmazdım yani. Siz arkadaki iki hanımefendi, evet. Buyurun siz. Merhaba. Bir kadın olarak keşkeleri olmadan insan nasıl mı güçlü olur? İkisini birbirine bağlayamadım. Yani keşkemiz olmadığı için mi güçlüyüz? Keşkemiz olmadığı için, yani keşkemizin olmaması bizi şu anlamda güçlü kılıyor olabilir. Pişmanlık duymuyoruz çünkü yaptıklarımızdan. Ya da birini üzüyorsak eğer, kendimiz bir hata yapıyorsak, iyi insan olmak adına eğer bir yerde yanılmış ve şaşırmışsak, o zaman tabii ki pişman olalım. Tabii ki. Keşke bunu yapmasaydım diyelim, evet. Yani. Ama spesifik yaptığım bir hata sonrasında keşke demeyi sevmiyorum. Çünkü onun bana bir ders olduğunu, bana bir şey öğrettiğine inanıyorum. Dolayısıyla o öğretileri de üst üste koyduğum zaman yaptığım hatanın içinde boğulup üzülmüyorum.
üzülüp kendimi yıpratmamaya gayret ediyorum. Hep böyle değildim. Sonradan büyüdükçe, yaşım aldıkça böyle oldum. Dahasını da umarım daha güzel mertebelere de gelirim hayatta büyürken. Ama bunun insanı daha az yıprattığını, daha az yıpratmanın da günün sonunda daha güçlü durmak konusunda bize enerji verdiğini düşünüyorum açıkçası bir kadın olarak. Böyle. Rica ederim. Son olarak sizle bitiriyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hürmüz? Çünkü hayır bu soru da biraz önce gelmişti o yüzden böyle bir kısa cevap verdim. Hürmüz. Gerçekten Hürmüz yani. Hayatımda böyle deli bir kadın görmedim. Gerçekten çok mutlu ediyor beni yani. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki çağırdınız beni. Yaşadığım güzel söyleşilerden bir tanesi oldu. Sorularınız da çok keyifliydi. Var olun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi plaketini vermek üzere basın ve halkla ilişkiler müdürümüz İsmet Yücefer'i alıyoruz. İsmet Hanım, basın ve halkla ilişkiler müdürümüz. Alkışlarla. Çok teşekkür ederim Zerra Tepe'nize. Bu bir dakika, İpek. Hayır, laf da eşit, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.